Kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün akşam saatlerinde ortaya çıkan katliam görüntülerinden dolayı üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri bu insanlık krizine müdahale etmeye tekrar çağırmak istiyorum. Değerli basın mensupları, İnsanlık tarihinin en meşakkatli mücadelelerinden birinin sonucunda kurulan müstesna cumhuriyetimizin 100. yılını günlerdir kutluyor olmamız gerektiği halde sanki sıradan bir tarihi yaşayacak gibi sönük, suskun ve belirsizlik içerisinde günleri sayıyoruz. Arkasında siyasi hesaplar olsun olmasın, binbir zorlukla kurulan cumhuriyete yakışan anmaları yapmıyor olmak, kendi hayatlarından vazgeçen atalarımıza, uzuvlarını toprakta bırakan gazilerimize, ülkemiz ve aileleri için her alanda alın teri döken milyonlarca cumhuriyet emekçisine haksızlıktır. Cumhuriyet, millet demek, insan demektir. Cumhuriyetimizin 100. yılına neredeyse 10 gün kaldı. Hala çok geç değil. İvedilikle harekete geçirmeli, tarihimize ve milletimize yakışır kutlamaların şehirlerimizde hayata geçmesi gereklidir. Daha fazla geç kalmadan buradan hükümete çağrıda bulunuyorum. 1. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yılın enleri tanıtımıyla ülkemizin sanat, spor, siyaset, kültür ve bilim gibi alanlarının öne gelen isimleriyle ulusal ve uluslararası programlar düzenlenmelidir. Dünyada ülkemizi gururla temsil etmiş binlerce cumhuriyet çocuğumuz var. Ülkesine aşkla hizmet eden bu insanları göreve çağırmak için neyi bekliyorsunuz? 2. Cumhuriyetimizin kıymetini ne şartlar altında kurulduğunu anlatacak kamu spotu, reklam gibi çalışmaların ulusal ve uluslararası alanlarda yapılması gerekmektedir. Yurttaşlık bilincimizin tekrar tazelenmesi için, zor anlarımızda sığınacağımız bir ülkemiz olduğunu bilmemiz için, kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimizi ülkenin her yerinde kalın kalın harflerle yazmamız gerekiyor. 3. TRT'nin Filistin meselesi altında kabul edilemez şekilde aldığı yayın erteleme kararı derhal kaldırılmalı, bağımsızlık adına tüm dünya milletlerine örnek olmuş kurtuluşun ve kuruluşun hikayesi destansı şekilde anlatılmalıdır. Elbette Orta Doğu'da yaşanan katliamlar, masum sivillerin, çocukların kolektif cinayetlere kurban gitmesi her birimizi derinden yaralıyor, üzüyor. Savaşın, yurt savunmasının ne demek olduğunu, mevzubahis vatan olmadıkça savaşın cinayet olduğunda en iyi bilen milletlerin başında biz geliyoruz. İşte tam da bu yüzden cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkıyoruz. İyi biliyoruz ki cumhuriyet dünümüz, bugünümüz, yarınımız, özgürlüğümüz, haysiyetimiz ve medeniyetimizdir. 4. Yıl sonuna kadar Türk Tarih Kurumu öncülüğünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımızı anacak çeşitli yayınlar tüm kitle iletişim kanallarında yer almalı, bilgilendirici içerikler paylaşılmalıdır. 5. Uluslararası alanda seminer, sempozyum gibi etkinliklerin yabancı devlet insanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle birlikte yapılması, medeni dünyanın ayrılmaz parçası ve taşıyıcı kolonu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki istikrar ve barış ortamının çimentosu olduğu tüm dünya ülkelerine anlatılmalıdır. Kıymetli basın mensupları, 100 sene önce uçurumun kenarından aldık bu kutsal vatanı. Kolay kolay da sahipsiz bırakmayacağız. Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda Cumhuriyet Bayramımızı 85 milyon vatandaşımızla hep birlikte kutlayacağız. 26 Ekim'de partililerimiz ve İzmirli hemşehrilerimizle birlikte atanın huzurunda Anıtkabir'de olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.